Ulusal Kanal'dan iyi pazarlar. Gündem ekonomiyle karşınızdayız. Bu akşam size ekran başına kilitleme sözü veriyoruz. Çünkü kilit sektörünü konuşacağız. Pek kilit deyince aklımıza tabii bildiğimiz bu asma kilitler geliyor ama aslında öyle değil. İşin başka bir boyutu var. Onu masaya yatıracağız bugün. Bambaşka bir sektör bilmediğimiz yönleriyle. Çok değerli bir konumuz var. Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertes hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında Celal Bey, başarı öyküsü konuşacağız değil mi Recep? Evet. Yani baktığın zaman yani... Mevzu kilit de. Doları da konuşacağız sonunda. Tamam, KGF'ye de konuşacağız ama kilit bilmediğimiz. Kilit deyince hep böyle bir asma kilitler geliyor ama değilmiş. Biz de yakın zamanda öğrendik aslında. Orada para yok. Değil mi? Orada çok çok para yok yani. Tabii orada ürünün bakır alaşımlı bir ürün olmasından dolayı fiyatı daha yüksek ama rekabetin çok yoğun olduğu bir alan. Katma değeri biraz daha bizim ürünlere göre düşük. Bunu herkes yapabilir değil mi? Yani iki döküm tabii. Makinesi olan vesaire yapabiliyor tabii. Artık. Demeyelim yani, de yani. Kötü anlamda orada da başarılı firmalar var. Kapı satıldıkça biz de kilit satıyoruz diyor onlar da. Ne kadar çok kapı satılırsa. Ama şimdi onlar ne yapacaklar? Elektronik kilide dönüyor her şey vesaire şimdi. Yani kartlarla giriyoruz plazada. Ona dönüyor onlar da şimdi. Dönmeye başlamışlar tabii, mı? Tabii tabii. Yani şimdi akıllı kapılar falan yapmaya başlamışlar. Celal Bey de rakip şey olarak bu akşam abi. Ben de onları araştırdım bakayım dedim. Kilit sektörü yatırım yapıyor. Akıllı kapılar yapıyor ama şey tabii bu sektör başka bir şey. Yani evet. Burada kilit çok kilit bir nokta. Evet. Değil mi? Yani herkesin açamaması gerekiyor. Yani açtığı zaman sadece güvenlikle ilgili işte paranız yok olmuyor. Sistem çökebiliyor. Değil mi? Öyle bir sıkıntı var. Bizde tabii son dönemde bilgi güvenliği çok önemli bir konu olduğu için bilgi güvenliğinde bambaşka bir kilit sistemi talep edilir oldu. Yüzünüzün tanınmasıyla, parmak izinizle, göz retinanızla çok farklı güvenlik sistemleri talep edilir hale geldi. Tabii nerelerde kullanılıyor bu katma değerli ürünler? Veri merkezi korumalarında, büyük trafo merkezlerinde, indirme istasyonlarında. Hastanelerde. Hastanelerde, birçok yerde olabilir. Yani bugün düşünün, emniyet teşkilatının ana veri merkezinde onların kendi güvenlik sistemine entegre bir veri merkezi güvenlik sistemi olması gerekiyor. Oraya girişi, çıkışı, buradaki donanımların korunması. Çünkü... Birçok özel korudukları şeyler var, bizlerin bilgileri var. Bunlar için çok özel kilit sistemleri üretiyoruz, yazılımlar geliştiriyoruz. Bizim ismimiz kilit ama Celal Bey aslında yaptığımız şey hep çözüm, hep bir mühendislik. Teknoloji aslında orada, biraz bir teknoloji tabii, var altında tabii. İşin içerisinde. Yani veriyi, bilgiyi... Güvenlik altına alıyorsunuz. Esas tabii, o önemli tabii. Olan. Yani son dönemde. Yoksa içeri kimsenin girip girmemesinden daha önemli bir şey. Kimin gireceğini tayin tabii. Ediyorsunuz. Ne zaman nasıl, gireceğini. Ne zaman gireceğini. Ne kadar orada kaldığını. İçerideki nem oranı, içerideki abi, ısı, vibrasyon. Ne yapıyor? Için... Kilit alarm mı veriyor? Mesela içeride nem arttığı zaman. Şimdi şöyle bir ana kilidimiz var. Tabii, koruma ama... görevlisi gibi düşünebiliyoruz onu. Tabii. Yeni şeyleri, akıllı bir koruma görevlisi gibi. Şimdi şey de meşhur ya bu sıralar. Bu artık aslında biraz robot yapay gibi. Zeka robot gibi sizin kilitte. Tabii yani sensörlerle sürekli birbiriyle haberleşen bir sistem. Biz onlara sistem satıyoruz. Kilit sistemi diyebiliriz buna. Sistem satıyoruz. Yani içeriye girdiğiniz örneğin bir zelzele oluyor ve o anda sistemin enerjiyi 3 numaralı sigortadan kesmesi gerekiyor. Bunu da gene yapan şey kilit sistemi kilit oluyor. Tabii. İşte Endüstri 4.0'ı geçmişler onu. 4.0 mesela. Değil mi? 4.0. Peki bu bildiğimiz şeyler tarihli mi? Yani. Yoksa devam edecek mi onlarda? Ne dersiniz? Sizin öngörünüz şimdi, nedir? Tabii bildiğimiz kilitlerin tarih olması zor. Bir zaman gerekiyor ama çok hızlı azalıyor. Örneğin şöyle düşünelim. Çekmecemizde kullandığımız basit etajer kilitlerimiz vardı. Bugün birçok bankada, birçok üst düzey kurumda artık bunlar RFID kartlarla, bunlar tuş panelli sistemlerle veya hiç üzerinde kilit olmayan sadece solenoid motorlu veya elektrik motorlu sistemlerle kapanır hale geldi. Ama normal kilit kullanılmıyor mu? Milyonlarca kullanılıyor hala. Ama eskisi kadar rağbet görmüyor diyelim. Şu anda teknolojik ürünler, ilk başta elektromekanik sistemler, sonrasında da komple elektronik sistemler çok ciddi rağbet görüyor şu anda. Bunlar da mesela sizin en önemli özelliğiniz de şey,
yani kendi patentleriniz. Yani evet. Siz taşeron değilsiniz. Yani değil. Birilerinin verdiği yazılımı ya da işte şeyi yapmıyorsunuz. 15-20 tane patentiniz var değil mi? Tabii. Yani uluslararası patentler onlar. Türkiye'de şöyle bir şeyimiz var. Benim babam da sektörde ciddi bir... Babanızı tanırız. Evet. İstanbul Demir Dışı Metaller ismi de değişir. Şimdi metal ilacatçıları biliyor oldu. Başkan orada, değil mi? Evet, orada başkan. Onun da başkanı. Evet. Yeni dönemde evet. Devam edecek inşallah. Bekliyoruz. Adaylığını açıkladı kendisi. Hayırlı olsun dileyelim buradan. Rıdvan Bey'e de. Başarılı ama zaten. Tabii. Yani yeni dönemde devam etsin bence. Bir de orada oldukça işe gelmiyor herhalde fazla. Sen daha rahatsın. Ona da zaman ayırıyor. Ona da mı zaman ayırıyor? Ona da zaman ayırıyor. Ben çok çalışıyor. Ben çok çalışıyor. Bir şeyi sormak istedim Mustafa Bey'de. Bu ikinci neslin, üçüncü neslin sanayiye bakışı nasıldır diye. Nadir örnek. Yani ben Mustafa rahat ediyordur. Evet. İşte o başkanlık sırasında orada zaman ikisine de yetiyor. Bize yani. De yetişiyor. Boş bırakmıyor ve eğitim şeyi devam ediyor aslında. Kesinlikle. Mustafa Bey'de. Ama tecrübe var tabii orada. Tabii. Çok ciddi bir mühendislik birikimi var. Ve hep tabii tırnaklarla kazıyarak geldikleri için tasarım anlamında da çok ciddi mühendislik tasarım anlamında yani görsel tasarım anlamında değil de ürün geliştirme anlamında çok ciddi tecrübe sahibi. Dünyada da otorite olarak kabul ediliyor. Bizim birçok altyapımızı tabii güçlü bir şekilde tasarlandığı ve yapıldığı için elektromekanik sistemleri üzerine koymak kolay oldu. Patentlere tekrardan... İşin temeli doğru atılınca aslında. Tabii. Patentlere tekrar gelecek olursak biz Türkiye'de tasarım tescil, faydalı model, gene Türkiye'deki verilen patentler bunlarla alakalı çok çalışma yaptık. Ama Türkiye'de biz bir tasarım yapıyoruz. Örneğin şu bardağı yapıyoruz, bununla ilgili geliştirmeyi yapıyoruz, bununla ilgili faydayı da sağlıyoruz, rakipten farkı yaratıyoruz. Bizim meslektaşımız aynısını birebir yapıyor ve gene gidiyor TPE'ye. TPE onunkine de faydalı model ve tasarım tescil veriyor. Aynısı. %100 bizim ürün. Haksız rekabet. Kopyacılığın önünü açıyor. Kopyacılığın. Sonra biz itiraz ediyoruz. TPE'den bize cevap geliyor. TPE diyor ki kardeşim ben buna karışmam. Siz diyor buyurun diyor mahkeme orada. Mahkemede diyor çıkın diyor bilirkişi diyor ama karar versin. Yani TPE'yi de açalım Türkiye Patent Enstitüsü burada. Yani Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi patent üretememesi uluslararası alanda. Üreten de böyle mağdur oluyor. Mağdur ediyor. Ama burada da mesela böyle bir sorun var. Evet, tabii. İlginç. Sonra işte böyle motivasyon kayıpları şeyler olunca biz dedik ki ya biz bunu en iyisi tamam Türkiye'de biz bunu yapıyoruz. Bunu biz dünyada platforma taşıyalım. Yani uluslararası patentlere başvuralım. Tabii çok büyük maliyetler bunlar. Bazıları Türkiye'deki teşvik kapsamında karşılanıyor, ödeniyor ama çok ciddi bir maliyeti var. Almanya'da, Amerika'da, Japonya'da bizim meslektaşlarımızın yoğun olduğu ülkelerde bunları koruma altına alır hale geldik. Hatta şöyle de bir hikayemiz çünkü var. Çünkü komşu insana ev sahibi yapar. Tabii o sınai haklar meselesi. Yani ulusal patent olacaktı aslında. Evet. Uluslararası patent haline geldi. Tabii. İyi, daha iyi. Celal Bey, bizim şöyle de bir hikayemiz var. Bir gün bir ürün yapıyoruz. Biz ürünü yaparken bizim mühendis arkadaşımız çalışmada bir gereksiz bir yere bir delik açıyor. Yani olmaması gereken bir şey. O sızdırmazlıkta problem yaratıyor falan ama işte sonuçta kul yapısı hata olabiliyor. Bir delik açıyor. Biz de bunu fark etmiyoruz. Ürün sektörde artık kullanılır hale geliyor. Satıyoruz. İşte ihracat kanallarında satılıyor. Bizim Türkiye'de ve yurt dışında ürünümüz kopyalanıyor. Çok güzel. Biz de Almanya'da bir fuara gidiyoruz. İşte bizim satış ekibiyle yürürken. Özellikle yapar gibi hani böyle bir kötüsünü yapalım da bir baktık. Bizim meslektaşımızda aynı problem. Biz o anda fark ettik şeyi. Kendi hatamızı düzeltiyoruz o dönemde. Bir baktık. O da aynı şekilde yapmış. Deliği de koymuş üzerine. Güzel. Yani o kadar bilinçsizce kopyalanmış. Tabii o kadar bilinçsizce kopyalıyor ki. Evet, deliği evet. De koyuyor üzerine. İnteresan yani, ya. Patent olayındaki şeyimiz bu. Aynı zamanda MESA'nın şöyle de bir şeyi var. Bunu da eklemek istiyorum. Biz Türkiye'nin 402. ARGE merkeziyiz. 402. Evet. Türkiye'nin 402. ARGE merkeziyiz. Şu anda sayı yanlış hatırlamıyorsam 700'leri geçti. Kaç kişi çalışıyor ARGE merkezinde? Bizim ARGE merkezinde şu anda yaklaşık 25 kişi 25 çalışıyor. 25 mühendis. 25 mühendis ve tekniker çalışıyor. Çok ciddi bir şeyi var. Bize katma değeri var. ARGE maliyetli bir iş. Tabii. Yani uzun döneme yayılıyor. Ama işte ARGE'ye yatırım yapınca İngiltere'de ikinci oluyorsun. Tabii. Avrupa'da
3-3'tesiniz. İtalya'da belki ikinci olacaklar bu sene inşallah. Evet, inşallah. Yani böyle oluyor. Yani Arge o öyle bir imkan sağlıyor. Arge belki tabii. Büyük ortaklıklar gündeme gelebilir. Onları söylemeyelim burada. İnşallah. Teklif vardır zaten. Tabii bizim zaten hali hazırda partnerimiz de var. Biz şu anda arıyoruz. Türkiye'de de görüştüğümüz firmalar var. Tabii yurt dışında da var. Türkiye'deki bu anlamda şeyimizi, kapasitemizi daha da arttırmak istiyoruz. Talip olduğumuz firmalar da var şu anda görüştüğümüz. Türkiye peki dünyada nerede bu kilit meselesinde? Yani evet. Şimdi siz 8'sisiniz ama İngiltere'de Türkiye olarak biz neredeyiz? Mesela? Tabii mesela o önemli bir şey değil mi? Yani, dünyada kaçıncıyız? En büyük rakibimiz kim? Dünyada en iyi kilit yapan bir ülke kim? Mesela Almanya. Alman firması olunca 1-0 önde başlıyor maça. Tabii. Siz nasıl, yani Türkiye o anlamda sizin arkanızda nasıl duruyor? Bizim yıllar evvel Almanlarla ilk dokunduğumuz noktalarda tabii maça o zaman Celal Bey 1-0 değil 3-0 falan önde başlıyorlardı. Bizi tanımıyorlar. Biz gidiyoruz işte fuarlarda. Tabii en kötü yerlerde bize yerler veriyorlar. İşte gelenler hep böyle nasıl diyeyim artık şans eseri yorulmuş. Tam böyle dinlenmeye giderken yolun üstünde düşerken ya bir kafeteryanın güzergahı üzerine ya çok affedersiniz bir VC'nin güzergahı üzerindeki standları Türklere veriyorlardı. Biz değerleri bize veriyorlardı eskiden. En kötü. Ama biz yılmadık. Bazı senelerde 10, 12, 15 fuara katıldığımız oldu. İhracat ekibimiz çok seyahat etti. Bizler çok seyahat ettik. Ben 2008 miydi, 2009 senesi miydi? 170 gece otelde yatmıştım yurt dışında. Yani toplam 250 çalışma günü olduğunu düşünürsek mesaimin... Bir de bu oteller farklı oteller. Tabii hepsi başka ülkeler. Yani birisi Güney Amerika, birisi Asya, birisi Kuzey Asya'nın kuzey tarafı, birisi güzel. Güney tarafı, birisi orta tarafı. Yani çok böyle ciddi efor sarf ettik. Rıdvan Bey'in oğlu olmak kolay değil yani. Değil mi? Doğru. Yani öyle bir sıkıntı var yani. Doğru. Yani hiçbir şey demiyordur o herhalde. Çok da olmuş. Sen bu kadar... O memnun olmuyor diyelim. Memnun değil. Yetersiz görünüyor. Bir ülkeye daha gitmen lazım ben Rıdvan Bey biliyorum. Otorite nasıl? Ne, öyle bir şey dedin. O ben takıldım. Tabii yani şöyledir. Burada bu sektör çok eski bir sektör değil. Hatırlarsanız elektrik sistemi şundan 40-45 sene öncesinde evlerimizde mermerlerin üzerinde porselen sigortalar vardı. Üzerine sarardık şeyleri, telleri sıkıştırdık. Evin içindeki bu. Sokakta da kablo sistemiyle dağıtım yapılırdı. Kablolar sokaklarda salkım saçak olurdu. Evet. Yerlere düşmüş olurdu. Sürekli havai hatlarla giderdi. Yani İyi bir altyapı yoktu Türkiye'de elektrikle ilgili. Ama 80'den sonra Türkiye elektriğe çok ciddi yatırım yaptı. Rıdvan Bey de işte Avrupa'da tabii görüyor elektrikle ilgili şeyleri. Ama Türkiye'de de o dönemde Simco diye bir firma kuruluyor. Siemens Koç ortaklığı. Elektrik kabini üretmeye başlıyor. O dönemde Türkiye'de kabin üreten yok. Çelik eşyacılar var. İşte istediğinizde size bir tane, iki tane üretebiliyor ama düşünün koca memleket. Sektör oluşmamış aslında. Sektör yok. İşte Siemens Koç'un da destekliğiyle orada, yani Simco şirketinin de desteğiyle biz de adım adım bu ürünlerle ilgili hem bilgi sahibi olmak, yani orta gerilim nedir, yüksek gerilim nedir, alçak gerilim nedir, dağıtım sistemi nedir, bundaki mühendislik gereksinimleri nedir? Bununla ilgili bilgi sahibi olarak yani biz hep şey diyoruz, dayak yiye yiye, Siemens çünkü öğretmeden bir işi yaptırmaz size. Öğrete. O Alman ekolünün aslında getirdiği bir şey yani Almanların. Tabii Alman ekolü. Yani 150 yıllık belki. Amerika Türkiye'de 150 yıl adamlar. Değil de öğreterek gidelim. Tabii. Türkiye'de 150 yıl, 100 yılı geçmişler 161, Türkiye'de. 161. Yani şeyde dünyada kaç bilmiyorum. Evet. Sizin kuruluşunuz da 79 falan herhalde. Evet, bizim Mesan Kilit AŞ olarak 1979 ama bizim kilit imalatına başlamamız 1951. İlk bahçe kapıları için tabii. İlk bahçe kapıları için. Oradan geliyor eski kilitleri de yani yapıyorlar yani. Tabii o oradan demin geliyor. Bahsettiğimiz kilitleri de yapıyoruz. Tahta kapıları kim, için. Kim? Dede mi var o zaman? Dedem yapıyor ama sonrasında demir doğrama işi, çeşitli işler yapıyor. Ana işimiz bizim metal şekillendirme. 79'da Mesan Kilidi kuruyor babam Rıdvan Bey. Sonrasında mobilya kilitleri,
mobilya kilitlerinden sonra 80'li yıllarda endüstriyel kilitler, sonrasında birçok sektörde faaliyet gösterir hale geliyoruz. Şimdi bu telekomcuların mesela getirip hani kurdukları büyük binalara şey var işte, internet altyapısı mesela, onların kapıda girerken hemen gördü Mustafa Bey, dedi ki bakın bunları biz üretiyoruz dedi. Mesela orada o dolabın şeyin kilitleri tabii vesaire. Türkiye'de çok ciddi fiber ile ilgili, fiber internetle ilgili altyapı yatırımı yapıldı Celal Bey. Hala da yapılmaya devam ediyor. Türkiye internet altyapısı anlamında Avrupa'da da çok öndedir. Yani burada çok önemli malzemeler var, korunması lazım tabii. Yani çalınmaya karşı. Bir de çok enteresan tabii. İnternet altyapısı açısından da fena durumda değiliz biz diyor. İyiyiz. Değil mi? İyiyiz. Yani Türkiye bir İtalya'ya göre, nasıl diyeyim, bir Polonya'ya göre, birkaç sene öncesine kadar Almanya'ya göre bile diyebilirdim. Ama Almanya'da çok ciddi yatırıma başladı. 1 milyon kabin yapmaya başladılar şu anda. 1 milyon kabin projesi vardı. 2 sene evvel başladılar. Şu anda peyderpey devam ediyor projeleri. Deutsche Telekom'un internet zaten, altyapısına herkes yatırım yapıyor. Zaten 5G'de Türkiye'nin bütün o 3 büyük operatörü de 5G konusunda ciddi şeyler yapıyorlar. Çalışmalar yapıyorlar. Hem Barcelona'da hem Almanya'da. Sonra başlamak da bir avantaj tabii burada. Tabii yani da geç kalmış olmanın avantajını da yaşıyor Türkiye. Evet. Yani tabii bazı şeyleri, treni kaçırıyorsunuz. Şimdi kaçırmadık ama yeni mesela gelen tren, evet, hızlı tren oluyor bu sefer, ona biniyorsunuz. Yani yeni bir daha tren gelirse olur. Bazen de gelmiyor. Gelmiyor tabii. Yani o vapur geliyor oraya. Vapur hazırlıklı olmak lazım mesela. 5G öyle bir şey olacak. Bir de bu otomobillerde kullanılan kilitler var mesela. Şimdi yerli otomobil de gündemde. Evet. Geçen de bir konuşmuştuk sizinle. Orada ciddi şekilde bir ithalata bağımlılık var Türkiye'de. Doğru. Bildiğimiz kadarıyla. Yani bizim otomobillerin kilitleri dışarıdan mı geliyor? Maalesef. Orada şöyle bir şey var aslında. Burada bizlerin eksikliği. Yani ben burada Türkiye'de otomobil imalat yapanlara bir sözümüz yok. Burada Türkiye'deki imalatçıların eksikliği. Yapan da bunu ana işi olmamasına rağmen yapanlar, parçasını üretenler var ama otomobilde Celal Bey çok ciddi sertifikasyonlar gerekiyor. Güvenlik anlamında, kalite anlamında, farklı sertifikasyonlar. Onlar için ayrıca enstitüler gerekiyor, laboratuvarlar tabii gerekiyor. Yurt dışında hepsi büyük maliyetler bildiğim kadarıyla. Tabii, kesinlikle. Bir sertifika kesinlikle almak çok büyük maliyet. Yani hırsızlığa karşı vesaireye karşı güvenli kilitler üretmek lazım ama hem o hırsızlık hem de aracın elektronik sistemiyle entegre olması lazım. Tabii. Bastığın zaman açılan falan filan değil mi? Şimdi yaklaştığın zaman seni tanıyan kilit. Tabii. Uzaktan arabayı çalıştıran, şu anda sistem o kadar ilerledi ki uzaktan arabayı çalıştıran, arabayı hareket ettirebilen, işte bugün bir tane araçta, birkaç tane araçta siz arabayı çalıştırıyorsunuz, kilidinizle, anahtarınızla çalıştırıyorsunuz, aracınızı hareket dahi ettirebiliyorsunuz üzerindeki ekran sayesinde. Telefonlardan artık şey yapma var, entegre mesela tabii sistem var. Müthiş yani. Evet. Bir de tabii onların güvenlik kısmı var mesela. Yakındaki kilitler arabayı da kullanmaya başlarsa şaşma yani. Evet, Türkiye biz şimdi de arkada oturup gidiyormuşuz böyle. Zaten otonom araçlar var. Tesla o yüzden çalışıyor onlarla beraber. Büyük firmalar da deneyimlerini yapıyorlar. Mesela şimdi büyük veri merkezleri meselesi. Evet. Şimdi firmalarımız, teknoloji firmalarımız kuruyorlar mesela. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın sloganıyla. Kaan Terzioğlu yakın zamanda yani diye bir şey çıkardılar mesela. Onun bir şey oluşturuyorlar. Ne deniyor buna? Bir veri merkezi oluşturdular zaten. Birçok şirketle de anlaşma imzaladılar. Mesela Türkiye'nin verisi dışarıda saklanıyordu bugüne kadar. Tabi bu veri merkezleri kuruluyor. Bunlara sızılmaması, bunlara girilmemesi, oradaki donanımın korunması konusunda da mesela normal asma kilitle bunu yapamayız haliyle tabii, ne yazık tabii, ki. Tabii. Yani kocaman asma kilitle koşsak adam bir şekilde eritir geçer. Farklı sistemler kullanılması gündemde. Orada sizin mesela şeyiniz var mı? Tabii. Devreye giriyorsunuz. Bizim ilk ifade ettiğim gibi aslında sistem kilidin açılması sadece veya kilidin çok güvenli olması değil. Değil. Tabii kilit açılabilir. Oradayız yani biz. O daha ötesi var işte. Tabii. Hırsıza hiç kilit dayanmaz. Hiç dayanmaz. O yüzden kilit açılabilir. Biz şunu söylüyoruz. Biz sistemi eğer bu kapı açılırsa bir sonraki adım ne olur? Örneğin güvenlik ihlali olduğu zaman sistemin enerjisini mi kesmemiz gerekiyor? Sinyal gönderip polisi mi çağırmamız gerekiyor? Oradaki onu kapıyı kilitleyip onu içeride mi tutmak tabii, onu gerekiyor? İçeride hapsetmemiz mi gerekiyor? Kameralarla yüzünü tespit edip onun GBT'sini almamız mı gerekiyor? O anda kim olduğunu tespit etmemiz mi gerekiyor? Yani aslında olayımız sadece tabii ki kilidin açılması ile ilgili de sertifikasyonlar var. Kilidin açılması ile ilgili de şartlar var. Bununla ilgili de süreler gerekiyor. Uluslararası normlar var bununla ilgili. Ama buradaki olay bir sonraki adımı da açtığına pişman etmek. Evet. Açtığına pişman etmek. Yani tamam açtın ama ondan sonra açtığın açacağına pişman ol. Yani GBT'sine kadar
ya da adamı arabanın içine hapsetmeye kadar giden sistemler. Gündeme geldi mi? Bunlar geliyor mu? Şu anda yapılıyor. Biz ilk aslında bu işlerde, bu veri merkezi işinde bize yurt dışından bir talep gelmişti. Singapur borsasının kilit sistemini biz yaptık. Çok büyük bir alan. Singapur borsası tabii, da önemli bir borsa. Çok yani, büyük bir alan. Singapur yani. Para trafiğini gittik böyle bir çuval şey veriyorduk. Anahtar veriyorduk işte. Anahtarlar, kilit sistemi, onun master sistemleri falan. Çok böyle uzun bir şey oldu. Bizim için montaj süresi uzun. Yerinde uygulaması. Anahtarlar kayboluyor. Biz orada karar verdik. Dedik ki dünyada bunu yapanlar var. Bu elektronik sistemlerle çözülenler var. Ama fiyatlar çok yüksek. Erişilebilir değil. Biz bunu erişilebilir hale getirmeye çalıştık. Ve başardık. Bugün yurt içinde de yurt dışında da bunu yapıyoruz. Yani biz yüksek teknolojiyi ya da en iyi teknolojiyi erişilebilir bir fiyata satarak bu iş sıralamalardaki başarıyı öyle sağladık. Kesinlikle. Diyorsunuz. Değil mi? Yani hızlı yükselişimizin sebebi bu. Rakiplerimiz bizim de aynı kalitede, aynı sistemi daha yüksek fiyata satıyor. Biz daha uygun fiyata, erişilebilir bir fiyata satıyoruz ve bütün dünyadaki rakipleri sollayıp geçiyoruz. Çin ne durumda bu kilit meselesinde? Yani Çin her yere hakim çünkü dünyada bütün mal üretiminde vesaire. Bu kilitte ne durumda? Almanlar birinci ama teknolojide. Yani Çinliler de oradan geliyor mu yavaş yavaş bizim pazara doğru yoksa? Şöyle oluyor. Çin'de Recep Bey, biz ilk gittiğimiz zaman Çin'e şeyi düşünüyorduk. Yani bu kadar büyük sanayi, Çin'de bu kadar imalatçı var. Kilit işinde de bunlar İyidir almış bunlar. Yürümüşlerdir diye düşünüyorduk. Ama Almanlar, Amerikalılar, Japonlar o kadar iyi dünyada yayılmışlar ki. İşte Çin'de de fabrikası var, Almanya'da, Alman'ın işte Hindistan'da da var, Japon'un Çin'de fabrikası var, Amerikalı'nın Çin'de birkaç fabrikası var. Çin pazarını da kontrol ediyorlar. Her yerde yani öyle bir sistem uygulamışlar ki bir de tabii çok büyük sanayi firmaları Alman, Amerikan ve Japon olduğu için genelde bunlar da çok yaklaşık işte 30-40 senedir bunlarla sürekli dirsek teması. Şeyi onlar yaptıkları için. İşte büyük bir iş makinesi firması Amerikalı geliyor Çin'de de fabrika kuruyor. Geliyor X Avrupa ülkesinde de kuruyor. Gidiyor Güney Amerika'da da kuruyor. Ve Amerikalı rakibin bir anda öne açılmış oluyor tüm ülkelerde. Biz gidip bir tanesini ikna edene kadar o tüm fabrikalara aslında mal satar oluyor. Satmış oluyor. Doğru. Böyle bir yayılma. Yani o yüzden Çinlilerin burada aslında bizim şeyimiz Çinliler neden burada başarılı olamıyor? Bizim sektörümüzde global oyuncu çok fazla. Avrupalı, Amerikalı, Uzak Doğulu çok ciddi global oyuncular var. Bunlara hitap etmesi de Çinlilerin şu an için çok mümkün olmuyor. Oturmuş bir şey var. Bu, peki ne kadar otomobilin kilitçisi olacağız diye bir açıklama var. Evet, bu çalışıyor musun onunla ilgili? Onunla ilgili sertifikasyonu anlamında çalışmaya başladık. Biz olmak istiyoruz. Bununla ilgili sertifika almak gerekiyor. Birçok sertifikanız olması gerekiyor. Biz şu anda ticari araçlarla ilgili zaten kilit sistemleri üretiyoruz Türkiye'de. Türkiye'de. Satıyorsunuz. Satıyoruz şu anda. Türkiye'de de, yurt dışında da. Yerli otomobil deyince lastiğinden, jantından, aynasından şeyine kadar yani o komponentlerine kadar, plastiğine kadar yerli yapacaksak madem hani böyle bir vizyonsa bu, her şeyinin kilidi de yabancı olamaz yani, olmaması gerekiyor. Kilit haliyle. Şimdi tabii yani biz kilit deyince arabanın o açılan kilit deyince başka bir şeyden bahsediyor. Başka yani bir şey, kilit bir sistem satıyorsun sonuçta. Belki de en önemli şeyi fark yaratırsan belki orada yaratacaksın. Arabanın dizaynında artık fark yaratamıyorsun. Evet, lastik aynı lastik. Kaporta aynı kaporta. İşte tasarım 3 aşağı 5 yukarı birbirine yani benziyor. Farlar aynı farlar. İşte. Nerede fark yaratacaksın? Yani. Teknolojide ya da yazılımda fark yaratacaksın. İşte o da kilit sistemi herhalde. Tabii. Yani o öyle bir araba olabilir ki. Güvenlik çünkü meselesi en önemli. Evet. Mesela en son bu şey Hızlı Öfkeli diye bir film var mesela. Orada son filminde bir bilgisayar hacker'ı giriyor. Bütün oradaki şehirdeki arabaları hackliyor. Sistemlerini hepsini çalıştırıyor birden. Şehir trafiğini alt üst ediyor mesela. Tabii. Yani böyle şeyler var. Şimdi bunu alt üst edemeyecek hale kim getirecek? Evet. Burada bizim kilitçiler mesela diyecek ki bu yabancı korsan bizim arabalara giremez. Evet yani biz farklı bir şey geliştirdik. Kilitte farklı bir şey yok. Peki şu anda otomotiv sektöründe yoksunuz daha iş makinelerinde varsınız. Ticari araçlar.
iş makineleri anlamında şu anda varsa, aksesuarlarımız ya var. Dünya markalarında satıyor musunuz? Tabii tabii. Yani Amerika'da da, Avrupa'da da, Uzak Doğu'da da aklınıza gelen tüm graderler, buldozerler veya işte ticari araçlar, otobüsler, minibüsler, midibüsler hepsinde bizim aksesuarlarımız var. Kendi markanızda? Kendi markamızda var. Kendi patentinizde? Kendi patentlerimizde. Evet. Bunu da yaparsınız zaten. Kilit sektörü kaç milyar dolarlık bir sektör? Şöyle, sizin dünya, ama olan kilit sektörü. Dünyada bizim hitap ettiğimiz sektör, biz klima santralleri için aksesuar kilit sistemleri üretiyoruz. Elektrik panoları için, iş makineleri için, jeneratörler için. Bizim öngördüğümüz yaklaşık 5,5-6 milyar dolarlık bir sektör. Dünyada. Dünyada. Ama tabii bu otomobile de girdiğiniz zaman... Girelim yani oraya. İş çok farklı bir noktaya geliyor. Çünkü orada bir aracı düşünün. Araçta kilitten vakumlama sistemini yapabiliyorsunuz kapıda. Aracın kilidinden kumandayla aracınızı çalıştırabiliyorsunuz. Yani şeyi biraz daha değiştiriyor. O zaman biraz daha nasıl diyeyim, kilit değil de aslında sistem satar hale geliyorsunuz. O da o cironun içinde... Açma kapama sistemi aslında. Kilitten çok açma kapama işte... Daha yüksek bu sefer... Yani böyle bir şey, farklı bir şey ifade etmek lazım. Sefer yani para da çoğalıyor. Kilit deyince biz aklımıza hemen şey geliyor. Kapının açılması falan olayı. Onun ötesinde bir şey yani. Evet. Elinizdeki sistem. Uzaktan kumanda artık her işe yarıyor. Tabii. Belki falan. O uzaktan kumandaları öyle hale getirecekler ki aynı zamanda kapıyı açabilecek. Evin kapısını. Aynı zamanda başka şey olacak. Bizim falan. Bir tane müşterimiz var. Soğutucu imal ediyor. Bu ticari tip dolaplar işte içinden suyumuzu aldığımız, soğuk içeceğimizi aldığımız dolaplar marketlerde falan görmüşsünüzdür. Dediler ki bir gün müşterilerinden bir tanesi normal mekanik kilit kullanıyoruz orada. Bunu istemiyor. Buraya bir elektromekanik çözüm istiyoruz. Yani bir bakkalda ne kadar olabilir işte tezgah burası. Bir metre ötenizde dolabınız duruyor. Çıkacaksınız, açacaksınız, vereceksiniz. Yok dedi, onu yapmak istemiyorlar dedi. Bir kumanda olsun, basalım, açılsın. O da bize bir şey yarattı. Bu kadar teknoloji şey olduk demek artık. Demek ki yani buraya kadar indiyse artık bu elektronik ama bu, sistem. Talep. Bu çok doğru bir şey. Yani adam açıyor, oyalanıyor falan. İçinde bir dondurma alacak belki. Bir daha yarım saat bekliyor falan. Kesinlikle. O sırada diğer dondurmalara zarar verebiliyor. Bunun belli bir süresini tayin edebilir o. Ötmeye başlayabilir adam. Hala almadım bu dondurmayı falan diye uyarabilir yani mesela. Oradan termostatla entegre, biz bunu ilk başta yaptık kilidi. Ondan sonra bunu termostatla entegre ettik. Sonra dediğiniz gibi ısı kaybetmeye başladığımız anda alarm çalmaya başladık. Sonra dedik ki bir de buna ışık koyalım. Bir tane basit bir ışıkla bir de sinyal verir hale getirdik. Eğer... İşte açan kişi fark etmezse tekrardan kapatmayı bir şeyi olsun. Yepyeni bir sistem oluşturduk orada. Orada bir gıdanın mesela şey bozulması meselesi tabii, olacak mesela. Tabii. Demin tabii, dondurma tabii, dediniz. Tabii, o dondurmanın tabii, bozulması olabilir. Tabii. Bizim için çok önemli. Büyük zarar yani. Hem de sağlık açısından tabii, da problem yaratabilir. Yani insan sağlığı açısından. Eskiden bir anahtarımız vardı orada. Sihirli anahtar derdik. Çocukların rüyasını süsler. İşte bu dondurma dolaplarında anahtarların şifresi aynıydı. Bir markanınkisi. Onu ele geçiren çocuk tüm böyle hayallerini süsler, tüm dondurmalara ulaşabilir. Tabii şimdi bu elektronik sistemlerle çocukların hayallerini de burada şey yaptık. Çocuklar da karşısında yazılım üretip onu ekleyebilirler. Yani. Olabilir. Yani bu iş mücadele işi yani. Bu bir yarış hakikaten. Yani peki bu yani bu bir sistem sonuçta. Evet. Mesela bu işi yapmaktan keyif alıyor musun? Çok keyif alıyorum. Değil mi? Yani biraz keyifli bir şimdi iş. Bu ikinci yani. Nesil sanayiye nasıl bakıyor meselesi burada aslında. Yani o konu mesela şöyle düşündüm hiç. Ya bu kadar bizim vardır herhalde. Yani Silivri'de koca fabrika var. Fabrikayı büyütmek yerine orayı fabrikayı satalım ya da İki AVM yapalım. Tabii. İki tane AVM yapalım falan diye hiç aklına geldi mi? Düşündüm. Tabii çok geldi. Yani bizim tabii günümüzde belli bir dönemdir çok ciddi bir rant gayrimenkulden, arsadan çok ciddi bir rant dönemi. Bu da insanın iştahını kabartıyor. Biz bu süreçte fabrikamız bizim Silivri'de 13.500 metrekare kapalı alan bir tesisti. Tabii birçok teklif geliyor. Silivri'de sanayi de eskisi kadar hareketli değil. Daha organize sanayi bölgelerine geçti. Birçok teklif geliyor. Şurada gayrimenkul ile ilgili bir proje var. Konut yapalım. Burada bir iş merkezi yapalım. Burada şunu yapalım. Bizim fabrikamızın yanındaki arsa satılıyordu.
Tabii sanayicinin hiçbir zaman parası olmaz. Borç harç, hemen fabrikanın yanındaki arsamızı aldık. Ne yapacağız? Diyorlar ya, bu kadar şehre yakın, deniz manzaralı yer, hemen buraya bir konut projesi yapalım. Projesi. Fabrikanın yanı. Villaları konduralım. Tabii hemen yapalım. Biz 22 bin metrekare bir ilave tesis yaptık. Şu anda 35 bin metrekare kapalı alana ulaştık toplamda. Büyük bir fabrika. 300 kişi çalışıyor bizde. Fabrikamızı büyüttük. Ama tabii sanayicinin o diyenler arasında siz var mıydınız? Yani yoksa Rızvan yani... Bey ille de fabrika olsun mu dedi? Yani baba burayı bak işte ne güzel villa yapıyorlar. İnsanın aklı karışıyor Celal Bey. Sonuçta iş adamı sonuçta. Kerner'den geliyor oraya bakıyor. Tabii. Yani bu tabii yani bu rant meselesini çözmesi lazım. Ama şey var mesela yani geçen Abdülkadir Konukoğlu Bursa'da beraberdik. Siz sabahki toplantıya kalamamıştınız işleriniz vesilesiyle. Bir sürü sektörde varız dedi. Saydı bütün sektörlere. Tamam. En çok dedi zevk aldım, keyif aldım sektör bu tekstil dedi, üretim dedi. Çünkü dedi bana dedi şey yapsanız dedi, zarar etsem de ben buna ilk yatırım buna yaptırtıyorum dedi. Bu dedi çünkü tamam. Üretiyorsun orada istihdam sağlamak, insanlara ekmek getirmesini sağlamak, ülkeye katkı sağlamak çok büyük dedi. Cebimizden de olsa onu yapıyoruz dedi. Mesela sanayici, üretim başka bir şey. Sanayicilik olmak başka bir şey tabii. Ayrı bir. Ama o yani tam henüz sanayici tam olmamış yani bak. Ama şey, kafam karışıyor diyor. Ama geçtiğinizden beri ama Rıdvan Bey orada yani. Olduğu sürece o kafa karışıklığına izin vermez bence. Şöyle biz bunu tabii yönetim kurulu toplantılarında da böyle tartışıyoruz. Ama sanayi odasında Mustafa Bey de yani şimdi o Müslüman o tabii sanayi odası. Ben sanayi odasının bir üyesiyim aynı zamanda. Sanayicilik bence uyuşturucu tutkunluğu gibi bir bağlılık gibi. Yani bir pozitif anlamda, tabii. Öbürü gibi değil tabii de. Pozitif. İnsanlara aş ve iş verme anlamında evet. Bir keyif veriyor yani. Bir kere alıştınız mı? Parasal karşılığı yok yani. Hiç kesinlikle yok. Alıştıktan sonra ben çocuk yaştan beri tabii ailemizin yeri, çok küçük yaşımdan beri gittiğim için hafta sonları bazen işte birçok şeyimiz oluyor. Şunu yapalım, bunu yapalım. En son kendimi fabrikada buluyorum. Hmm. Hiçbir şey yapamazsam işte fabrikada... Rıdvan Bey başarmış. Başarmış. O yüzden başarmış. Bu ikinci nesil önemli. Sanayi yani. Odasına sanayi da gönderdiğine göre onun evet. Git oraya bizi temsil ettiğine yakında göre. Belki sonraki dönemler ihracatçı birliğine biz kendisine şey yapıyoruz ama ihracatçılarda da... Sanayi odası da iyi ama yani güçlü tabii. Bir kurum yani sanayi odasında i̇şte. Koçlar, Sabancılar hepsi oradan geçmiş vardı, yani tabii. Sonuçta. Tabii. Çok önemli bir kurum. Peki yani bu kafa karışıklığını önlemek için kamunun aslında bir şey yapması lazım. Sorun. Yani mesela organize sanayi bölgelerindeki arsaları satmaması lazım. Evet. Kiraya versin. Evet. Çıktın mı kardeşim? Başkasına kiraya verir. Evet. Yani o arsa değerleniyor. Şehrin ortasında kalıyor. Turizm bölgelerinde olduğu gibi mesela. Şehrin ortasında kalıyor. Hadi burayı satalım biz. Başka yere gidin. Nereye kadar gideceksin? Yani evet. Sonuçta Edirne sınırımız. Evet. Edirne'den öteye gidecek hali gidemeyiz. Yok yani. Rant edindirmemesi yani, lazım. O arsaları belki satmaması lazım. Kamulaştırıp onları sanayiciye kiraya vermesi lazım. Belli bir kira bedeliyle. O zaman rant orada yükselmeyecek. Şimdi bir de artık kentin ortasında da iş yerleri olsun istiyoruz biz. Yeşil olsun. Sanayicinin ürettiği fabrikalar, yeşil fabrikalar olsun. Biz de yürüyerek işe şimdi gidip bir de gelelim. Şu var yani. Mühendis 25 tane mühendis çalışıyor. Beşiktaş'ta oturan yürüyerek gidip gelsin onlar. Silivri'ye gidip keşke. Gelemez ki yani. Değil mi? Tabii. Şehri de burada, hayat da burada. Yani orada taşınma sürekli. Hadi onlar da gittiler Çorlu'ya ya da başka bir yere. Neyse Çorlu'da da doldu artık da gerçi. Yani gitti başka bir yere. Hadi mühendisleri de götürdüler oraya. Yani ne olacak gide nereye kadar? Nereye İstanbul'daki gidiyor? İnsanlar nerede çalışacaklar? Tabii. Yani öyle bir sıkıntı var. Sıkıntı tabii. Var. Bunu tartışmak lazım. Sonra yani yerel yönetimlerin de tartışması KGF'leri lazım. KGF'leri sormak istiyorum. Son böyle bir 8-9 şey dakikamız. KGF geçen yıl gündeme geldi. Evet. 200 küsür milyarlık bir kamu desteği yani şeyli garantisiyle beraber sanayiye şey sağlandı. Hem perakendeydi olsun. Ciddi şekilde kredilerde artış oldu. Ekonomide de hızlı bir büyüme gördük. Kapasite kullanım oranları arttı. Sanayi üretimi arttı. İhracat da nispi bir artış var. Her ne kadar emtia fiyatları Avro Dolar paritesi olsa gene de bir üretimde artış var yani. Bunu gözlemleyebiliyoruz. İyi kötü. Bu sene de devam edecek deniyor. Kaynak her ne kadar 100 milyara düşse de. Geri gelmiş hepsi. Evet şey onu sorayım. Yani. Fayda sağladı mı 100 milyara dönmüş yani. Batık da öyle çok aşırı yok. Baktım yok, batık rakamlarına. %2-3 diyorlar yani bilmiyorum. Evet. Olsun 5 olsun. Ne evet. Yani. Bir işe yaradı yani. Güzel bir şey oldu görünüyor. Oradan gelen vergiyi düşün. İstihdamı düşün vesaireyi düşün. Yani bir sürü şirket kapanacaktı. Bir de tersini düşün. Yani bu devlete olmasaydı. Ekstradan geri getirdi. KGF'yi kim bulduysa ona ödül vermek lazım. Evet.
KGF'yi doğru bulan herhalde Mehmet Şimşek, hı, benim duyduğum kadarıyla. Öyle mi? Evet, bana gelen bilgi o yönde. Hı. Mehmet yani kim bulduysa Allah, yani Türkiye ekonomisini geçen 2017'de zıplatan bir iş yani. Evet, evliya diyoruz ya biz. Evet, yani evliya Mehmet Şimşek diyorlar. Hani benim duyduğum o. Siz nasıl değerlendirdiniz yani bu sene devam etmesi? Tabii özellikle zaten şu şeyden önemli yani, bankalardan kredi bulunamıyor diye sanayicinin çok şeyi vardı. Kaynak bulamıyor. Siz yararlandınız mı? Biz yararlanmadık. Bizim şöyle, KGF kesinlikle piyasa için bir can suyu oldu. Biz 2500 aktif cariyle çalışıyoruz sadece Türkiye'de. Yani çok küçük firmalarda bizim müşterimiz. Çok cariye sabah büyük, çıktı. Tabii büyük dev gibi firmalarda bizim müşterimiz. KGF olmasaydı bizim gördüğümüz, piyasada çok ciddi bir daralma olmuştu. Nakit sıkıntısı çok fazlaydı. Ödemeler yapılamaz hale gelmişti. Ve piyasada artık kilitlenme noktası olacaktı. KGF çok başarılı oldu. Ama burada KGF bir çözüm, evet, ama geçici bir çözüm. Bakan Bey'in de açıklaması var bununla ilgili. Çünkü faizler de bir yandan artıyor. Evet, bir de ona şimdi sebebiyet verdi. Bugün hadi sen kredi alıyorsun, ben sana faizi arttırırım diyor. Tabii krediyi veriyor ama karşılığı olmadığı için, mevduat karşılığı olmadığı için bugün kredi mevduat rasyoları çok yükseldi. Çok yani yükseldi. %143'lerde TL'ler, bazı bankaların daha da yüksek. Orada dış kaynak belki şey. Bu sefer de ne oluyor? Mevduat toplama yarışına giriliyor. Mevduat toplama yarışına bu sefer mevduat faizleri atıyor. O da krediye yansıyor. Bu sefer faizler sürekli yükseliyor. Sanayiciler gene bulamıyor. Tabii. Kısır döngü oluyor. Şimdi sanayiciliğin gene zorluğuyla KGF'yi burada birleştirmek istiyorum. Bugün mevduata banka %14 faiz veriyor. Öbür tarafta siz sanayici kredi bulmak istediğinizde %18'lere, %20'lere, yani egzimi burada ayrı tutuyorum, kredi alıyorsunuz. Şimdi sanayici bakıyor, ben böyle bir riske giriyorum, karşılığında ne kazanıyorum? Öbür tarafta elimdeki sermayemle ben gidip bankaya koysam parayı zaten bu kadar para kazanıyorum. Evet. Enflasyonun üzerinde bir gelirim oluyor. Gelirim oluyor. Şimdi KGF evet çok güzel ama sanayici banka faizlerinde inmesini bekliyor artık. Bunun için de Türkiye'de daha fazla şirket evliliği olması lazım. Hmm. Türkiye'de daha fazla halka arz olması lazım. Farklı finansman teknikleri Türkiye'nin, aslında. Çünkü dışarıdan şu anda biliyorsunuz uluslararası değerlendirme kuruluşlarının da Türkiye notu geçmiş dönemlere göre daha düşük şu anda. Bulabildiğimiz dış finansmanlar kredi de yüksek. Çok yüksek maliyetli oluyor. Hmm. Geçmiş bugün Rahim'in haberi vardı yani. Çok ciddi şekilde faiz ödemesi gerçekleştiriyor Türkiye ve borçlanmaları da ciddi şekilde yani 13.40'tan borçlandı en son hazine. Şubat'ta 20 milyarlık bir borç ödemesi var. Onun nasıl dönecek? Borç da döndürecek. Evet. Faize daha çalışır. Yüksek ödeyecek. Faize çalışır. Tekrar o faiz şeyine nedenini faiz lobisine çalışmaya başlıyoruz tekrar. Aman dikkat diyelim buradan. Yani bunu bir kırmak lazım. Evet. Yani bu ama bunu kampanya yaptı mesela halka açılma ile ilgili İMKB yani İstanbul Borsası, yeni deyimiyle. İstanbul Borsası halka açılma ile ilgili kampanyalar vesaire yaptı ama bir türlü o işi çözemiyoruz herhalde. Orada da gene Celal Bey sermaye yeterli değil. Yani Türkiye'deki en büyük problem. Sizin var mı düşünceniz ileride halka arz oluruz gibi? Bizim Türkiye için yok ama yurt dışında aklımızda başka planlarımız var. Yurt dışında bazı ortaklıklar planlıyoruz. Çünkü oradan da çünkü orada ortaklık yapıyor. Buraya da sermaye getirebiliyorsun. Evet. Orada çünkü para hazır duruyor. Orada üretim. Uluslararası bir şirket gibi yani biraz önce anlattığınız şirketler gibi yani siz de İşte İtalya'da belki bir sistem kurup bilmem ne yani bir yerlerde. Bizim de hedefimiz o yurt dışında çünkü paraya ulaşmanız daha kolay. Türkiye'deki en büyük problem Türkiye'de iş yapmak gerçekten bir Avrupa ülkesine göre daha rahat. İşçilik anlamında çok ciddi avantaj sağlıyorsunuz. Ülkemizin lojistik anlamda çok ciddi avantajı var. Konumu derseniz çok ciddi bizim avantaj sağlıyor. Bizim işçi sınıfımız da fedakar aslında birçok açıdan bakınca. Yani kesinlikle. Onu hiç şey yapmamak lazım. Bazıları da fedakarlık yapmak zorunda kalıyorlar. Evet, yani. İşçi sınıfımız fedakarlık yapıyor ne yazık sektörde ki her bazı anlamda. Koca koca şirketler bir gün onu konuşalım aslında. Evet. Yani çok büyük burada şirketler, iyi çare eden şirketler sendikalı olacak diye işçileri kapının önüne koyuyorlar. Evet. Yani böyle de bir enteresan. Ona ağırlık vereceğiz bu sene biraz sendikaya. Çünkü metal sektöründe ciddi bir hareketlenme var. Yarın da Aydınlık'ta o konuda bir haber var. Birkaç gündür Tarık arkadaşımız yazıyor. Hazır bu şeyi konuşmuşken KGF'leri süremiz de azalıyor. Dolar tabii malum yani sanayicinin belini en çok bükenlerden bir tanesi. Çünkü maliyetler meselesi. Enerji de dışa bağımlıyız haliyle. Elektrik faturaları da şunlardır bunlardır derken işte bazı ham maddelerin dışarıdan alınması gereği ne yazık ki.
Bunların ne olacağını mı soruyorsun? Mustafa Pamukoğlu bilemedi yani. Yok, Mustafa Hoca bildi ama sanayici ne diyor? Yani bu dolar, hani bu doların artışı sürer mi sürmez mi? Nasıl pozisyon almalıyız? Evet. Ne yapmak lazım? Sürekli mesela Mehmet Büyükekşi İhracatçılar Birliği Başkanı şey diyor, farklı finansman kanalları, şey, Exim Bank'tır, hedge etmektir, şu gibi durdur, uyarıyor mesela. Onları dikkate alıyor musunuz? Mehmet Bey, dikkate aldınız mı hiç yani? Biz dövizle alakalı veya yabancı parayla alakalı çok temkinli hareket ediyoruz. Ben dolar 3.90 bandına geldiği zaman bir gazeteci abimiz sordu. Dedi ki, Mustafa kardeşim sen dedi ne düşünüyorsun dedi. Ben dedim ki Ocak ayında dedim 3.75 olacak dolar. Güldü. Dedi ki hepimiz dedi 4'ü ne zaman devirecek diye konuşuyoruz. Sen dedi 3.75 mi düşünüyorsun? O zaman dedim konuşuruz. Gelirken anlatmıştım size. Ona da söyledim, dedim ki ne oldu bugün 3.74. Evet. Cuma kapanışı 3.74. Biz bu sene için bütçelerimizi hazırlarken 4.15 olarak planladık ortalama kuru. Ama benim şöyle bir endişem var. Amerika'nın eğer faiz arttırımı devam ederse, evet, ediyor zaten, ki ediyor şu anda da gördüğümüz, 4.20-4.25 bandına kadar çıkabilir. Ama tabii temennimiz buraları görmemesi. Keşke 4'ün gene altında kalsa ama öngörümüzde. Bir de hep sabit kalması sizin için daha iyi değil mi? Mesela bir yere geldi kalsın orada. Sürekli inip çıkmasın ki istikrar olsun. İstikrar, kesinlikle. Yani yüksekte de istikrar, alçakta da istikrar. Tabii, neyse yani arası o çünkü. Orada istikrar. Tabii. Mustafa Hoca da onu söyledi, evet, ya. Yani, Mustafa Hoca çok önemli. Çok bu arada geçen hafta Merdan abiyi andık. Merdan Aslan dedim, doları soruyor filan diye. Herkes yanlış anlamış. Merdan Aslan'ın sanki milyon dolarları vardı, o yüzden soruyor. Milyon o merak ettiği için soruyor. Yani Merdan Bey'in parası filan yoksa arayıp adamın para istemeyin. Para mı istemişler adamı? Valla Merdan abi dedi telefonlar durmuyor Recep dedi şimdi. yok hani o meraktan soruyor yani ne olur ne biter diye. Niye merak ettim. Niye merak ettim? Herkes merak ediyor. Süremizin de merak sonuna... edenler Mustafa Hoca'ya sorsun. Süremizin de sonuna geldik bu arada. Çok bir kısa anekdot anlatayım kredilerle ilgili. Geçen İstanbul Sanayi Odası'nın son meclis toplantısında Sanayi Odası'nın şeyi sunulurken yıllık bütçesi. Bankada parası varmış mevduat sanayi odasının, bir de kredi borcu varmış. Kredi kapatmıyoruz paramız olmasına rağmen dediler. Çünkü mevduattan gelen faiz kredi ödediğimiz faizden fazla. O yüzden sanayi odası orada avantaj sağlamış. Böyle kredi mevduat işte, evet, faizlerin de şeyi ama böyle onlar bir... onlar herhalde yüksek var. Faiz alıyorlar. Olabilir. Yani. Tabii çok büyük çok paralar yani. Varsa. Olabilir. Böyle Mustafa Bey tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Celal Bey teşekkür ederiz. Celal Bey ile Antalya'da olacağız bu hafta. Fuar var. Fuara gidiyoruz galiba orada. Evet evet, yani orada gıda ve turizme konuşacağız. Haftaya belki o konuyu işleriz burada. Şimdilik hoşçakalın.